son yani bir ay gitmez ya, bir ay gibi gider. Bir ay. Evet, kış geldi, yakıt sezonu açıldı. Şimdi Torbalı'dan pelet alıyorum. Bu arada babamız geldi bizi de ziyarete. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Onu da gelmişken Torbalı'dan aldım. Şimdi peletlerimizi alıp buradan eve gideceğiz. Bir 30 çuval kadar alacağım. Havalar gene sıcak gidiyor değil mi? Havalar sıcak gidiyor ama Kasım ayındayız. Yani şey, sanki yaz gibi. Yani... Ama bu da çok kötü. Hiç kuraklık var. İnanılmaz. Hı. Ağaçlar, zeytinler hepsi cıpcılık kaldı. En azından bir yağmur yağsa. Evet. Hava ılık kalsın da yağmur yağsın. Yağar, yağmur yağar. Ben senin mıncıklamazdım. Boynuna. Ooo. Sen hatırlıyor musun? Yani en son geldiğimizde şurama geliyordun sen. Bak bir ne kadar attın. Bir 10 santim falan yapmışsın. Oh koçum benim be. Oh. Yalnız bizim çok kötü yenildik. Ya evet ya. Ben seyrettim maçı sonuna kadar. Kim yenildi? Son dakikada kim? Göztepe yenildi. Aa ne zaman bu maç? Hani dün. Ben onu izlemedim. Evet, peletleri getirdik eve. Gene bir kış sezonuna girmek üzereyiz. Yakacak ihtiyaçlarımızı tamamlamaya başladık işte. 33 tane yani yarım ton kadar bir pelet aldım. Tonu 6500 TL peletin. %100 çam 6 milim. Ama tabii sadece pelet değil, odun almayı da düşünüyorum. Belki kömür de yakmayı düşünüyorum bu sene. Deneyeceğim yani. Hani maliyetimi ne kadar düşürebilirsem benim için, bizim için o kadar iyi olacak. En azından şu an elimde zaten bir yarım ton falan daha pelet var. Bununla beraber 1 ton falan bir peletim oldu. En azından kışın başlangıcı için bize şu an yeter. Ama bir en azından 2,5-3 tona tamamlamam lazım bunu. Şimdi burada da en büyük sıkıntı bu, tam pelet alıyorsunuz ama istifleyecek yer. Şimdi ahırı ben kendime atölyeye çevirdim. İstifleme konusunda şimdi sıkıntılarım olacak. Bakalım ne yapacağız. İşte odun alırsam onları nerede istifleyeceğim? Kömür alırsam nerede istifleyeceğim? Artık gerçekten burası bize yetmemeye başladı. Bakalım artık ne olacak. ...15 kiloluk paketlere yapmışlar. Normalde benim aldıklarım hep çuval halindeydi. 20 kiloluktu. Bunu naylon poşetlere koymuşlar. Ama naylon poşet çok sağlıklı değil. Bakın burası açılmış. Bu paketi ben şimdi yan koymazsam... Yani dik koymam gerekiyor. Yan koyduğum anda dökülecek. Öyle bir sıkıntısı var yani.
Evet, toplamaya devam ediyorum, taşımaya. Bazen gaza geliyorum. Şu arabayı bir satayım. Hani daha böyle yakıtı daha az bir şey, ne bileyim, bir hibrit, daha düşük motorlu, binek tarzı bir şey alayım falan diye düşünüyorum. Ama bakın sonra da böyle zamanda işte gerekli oluyor. İşte doğal ürünler yaparken falan gerekli oluyor. Dağlara mağlara çıkarken dört çeker lazım oluyor. Taşıma için bu kasa lazım oluyor. Yani her zaman 7-24 kullanmasak da günü gelince çok lazım oluyor. O yüzden o gaza gelmemi gerçekleştiremiyorum. Hani çok seviyoruz bu arabayı ama artık yakıt masrafı belimizi büktü. Her şeyin fiyatı artıyor. Tabii biz gelirimizi arttıramadığımız için bunun altında eziliyoruz. Bilmiyorum yani. Biraz kafam bu aralar böyle gel gitli. Buraya istifledim peletleri. Çünkü başka istifleyecek yerim yoktu. Gerçi şimdi şurayı falan kaldırmam gerekiyor. Buraya eğer düveleri alacak olursak buraya bir makas sistemi koymam gerekiyor. Ama bunlar herhalde engel olmaz. Şunu kaldıracağız buradan. Şu araya, bakın şuradaki demirle şu araya da artık bir demir dikip şuna kaynatıp buraya tutturacağız. Elimde şurada bakın bir eskiden kalma balkon korkuluğu var. Bunlarla yapsam bunları yıkıp geçer mi acaba ya hayvan? Hiç hani para vermesem. Gerçi onun uzunluğu da buraya yetmez herhalde. Yani şu Ferhat da Şirin'i artık buradan almam lazım. Ama şimdi zeytin işi de başlayacak. 32 dönüm zeytin toplayacağız. Kafam, yani programım biraz allak bullak. Hani hangisine ağırlık versem. Kendimi bu ara çok yormak da istemiyorum. Çünkü Allah korusun hani hasta masta olmak istemiyorum. Güçten düşmek istemiyorum. Bizi çünkü çok sağlam bir mücadele bekliyor Abdullah abiyle. İnşallah kazançlı güzel olur. Zeytine de ne zaman başlayacağız? Şu an biraz hani yağmurların yağmasını bekliyoruz açıkçası. Hani biraz daha zeytinler yağ yapsın istiyoruz. Şu an biraz daha erken gözüküyor toplamak için. Yani önümüzdeki günlerde, şimdi Kasım'ın 10'unda galiba okullar kapanıyor. O aralarda belki başlayabiliriz, en azından bir denemek açısından. Çünkü çocuklar falan da okula gitmeyecek. Belki hanımlar da yardım eder. Çünkü diğer türlü hanımların bize yardım etmesine imkan yok. Çocuklar var çünkü evde bekliyorlar. Ki bizim çocukla ufak, yani ata var biliyorsunuz. Hani o öyle bir ihtimal yok onların yardım etmesi gibi. O yüzden Abdullah abiyle biz yapacağız. Yanımıza da belki duruma göre yardımcı tutacağız. Onu artık önümüzdeki günlerde size yapacağım, paylaşacağım. Şimdi ben size bugün bu benim eski pelet videolarım filan, yani kışlık soba, pelet, odun, kömür videolarım hala izleniyor, hala yorumlar geliyor. Ben şimdi gene bu sene için şöyle bir bilgi geçeyim. Çünkü muhtemelen almak isteyenler vardır. Bakın bizim evimizde 3 tane sobamız var. Şimdi onları göstereyim ben size. Bu sobamız pelet sobası. Bu çuvalı alıp buradan haznesine atıyorsunuz. Şuraya. Sobayı da şimdi bir temizleyeceğim. Burayı dolduruyorsunuz. Bunu yakıyorsunuz. Bu kendi otomatik olarak peletleri bu kazanına döküyor. Ve otomatik olarak kendisi istediğiniz derecede yakıyor ve buradan kalorifere basıyor. Yani kalorifere ısıtıyor tesisatı.
Bu şekilde ve pelet şu an 6500 TL benim aldığım. Hani başka şehirlerde daha ucuzları da var ama benim başka şehirlere gitme şansım şu an olmadığı için. Geçen yıl bir Denizli'den almıştım. Aslında bu sene de bir Denizli'ye gidip hem kuzenimi görmek istiyordum hem de pelet alırım diyordum ama gidemedim yani, fırsat olmadığı işlerden. O yüzden Torbalı'dan aldım, İzmir Torbalı'dan. Bir tane firmadan 6500 TL. Eğer ki kömür alsaydım, yerli kömürler galiba 4-5 bin lira civarlarında tonu. İthal kömürler 6-7 bin liralardan daha yüksek fiyatlara kadar çıkıyor. Yani internetten araştırdığıma kadar göre. Eğer odun alırsam, odun da meşe odunlu filan. Ya bu normal benim hani ahşap dekorlar için bulduğum bir odun. Hani bunu kale almayın ama meşe odunu, o da 3-4 bin lira aralarında tonu. Tabii onu böyle getirip yığılı bir şekilde atıyorlar. Onu sizin kesip doğramanız gerekiyor. Tabii bu bizim pelet sobamız odunla kömür yakmıyor. Şimdi ona geçeceğim. Onu göstereceğim size. Hani neden kömür ya da odun tercih edebilirim aynı zamanda. Hani ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi bizim burada, hani çoğunuz biliyorsunuz ama hani belki yeni izleyicilerimiz varsa aramızda, bilmiyor olabilirler. Burada evimizin altında böyle bir taş odamız var. Bu taş odamıza da bu şekilde bir odun kömür sobası taktırdım ben. Rodos sobaya. Bu da İzmir firması. Çok ilgili, müthiş bir firma gerçekten. Bakın hani bunu reklam diye söylemiyorum. Tamamen tavsiye üzerine söylüyorum. Yani ben bu kadar ilgili, alakalı işinize ben bir firma görmedim. Şener abi, buradan ailesine ve kendisine selam göndereyim. Bu Rodos sobayı da neden taktırdım? Çünkü pelet fiyatları inanılmaz uçtu. Biz aldıktan sonra, daha doğrusu bu Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra Rusya Avrupa'ya gazı kesti ve bizim pelet üreticilerimiz Avrupa'ya pelet göndermeye başladı ve iç piyasada inanılmaz pahalandı pelet ve bulunmaz oldu. Geçen yıl ve ondan önceki sene. Ben de o sırada dedim ki yani pelet fiyatları bu kadar arttı, en azından şu odaya bir tane odun kömür sobası taktırayım, hani pelete para vereceğime. Bu sobayı taktırdım. Aynı zamanda bunun dışarısına bana baca ördü Şener abiler, Rodos soba. Bacası var yani evin dışına kadar. Burada da dedim ki hani en azından odun da yakarım, kömür de yakarım. Pelet bulamadığım zaman ne yakacağım yani? Evi nasıl ısıtacağım? En azından odun kömür yakarım. Böyle böyle dengelerim dedim. Bu sobayı bağlattık. Ben şimdi ne yapıyorum? Gündüzleri bu sobayı yakıyorum. Çünkü gündüzleri hava biraz daha böyle ılık oluyor bizim İzmir'de. Daha güzel oluyor. Gündüzleri bu sobayı yakıyorum. Akşama kadar bu tın 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 idare ediyor. Gece de akşam 6-7 gibi bunların vanası var. Mesela bunun vanasını kapatıyorum. Ahırdaki pelet sobasının vanasını açıyorum. Daha sonra pelet sobasını yakıyorum akşamda. O da sabaha kadar otomatik, yani benim aşağı inip hiç doldurmam gerek kalmadan otomatik bir şekilde yakıyor peleti. Hani gece boyunca evimiz sıcak kalıyor. Sabaha karşı sönmüş oluyor zaten, sabah ben kalktığımda onu kapatıyorum. İşte gündüzde havanın soğukluğuna göre buna iki odun atıyorum mesela. Bu da yakıyor. Bu da yarı otomatik bir soba aslında. Bunun da böyle bir derecesi var. Ateşi böyle söndürüyor. Uyku durumunu alıyor. Gerektiği zaman da harlatıyor. O anlamda aslında bu da tasarruflu. Bu da gece yakılabilir. Aslında Şener abi bana bunu hani kömür atarsan gece boyunca sabaha kadar seni idare eder demişti. Bu sene onu da belki deneyeceğim ama kömür de çok pahalı. Hani kömür peletten ucuz olsa bunu deneyeceğim aslında. Hem bunu yakınca burada oturup bunu izlemek, burada vakit geçirmek de aslında çok keyifli oluyor ama maalesef pelet de pahalı, odun da pahalı. Bizim burada hani hemen evimizin yakınında böyle bir orman yok. Hani böyle odun toplayacağım bir şey yok. Parayla almam gerekiyor. Ki almayı düşünüyorum bu sene, bakalım duruma göre. O yüzden hani ben maliyetleri düşürmeye çalışıyorum. Böyle gece onu, gündüz bunu yakarak o şekilde bir tasarruf sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda bir de yukarıda evimizin balkonunda, cam balkonumuzda küçük bir soba var. O tamamen keyiflik. Hani balkonda oturmak için öyle ufak bir soba zaten. Onu da şimdi gösteririm size. Oraya da ufak odunlar atıp ne bileyim kahvaltı falan yapıyoruz kış günü. Onu yaktınız mı balkonda sıcacık oluyor. Ama tabii o sürekli odun istiyor. Yani o evimizi ısıtan bir durum yok onun. O tesisata bağlı değil.
Ama bu tamamen tesisata bağlı bir soba. Aynı zamanda burada da bir tane kalorifer peteği taktırdık biz. Yani bunu yaktığımız zaman bu peteği de ısıtıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bu soba, hani bunu yaktığınızda normal sobalar gibi, hani normal soba bu odayı normalde cehenneme çevirir. Ama bu soba o şekilde değil. Bu sobanın çünkü sağında solunda su hazineleri var. Sadece önünden ve üstünden ısı veriyor. Ha burayı bir miktar ısıtıyor ama öyle cehenneme çevirmiyor. Hani normal soba gibi. Ama ne oluyor? Bu kaloriferi de ısıttığı için bu oda sıcacık oluyor. O yüzden zaten amacımız petekleri ısıtması. Bu şekilde tasarruf sağlamaya çalışıyorum. Evet hanım, seni bir rahatsız edeceğiz ama. Evet. Bakın burası da balkonumuz. Cam balkon yaptırdık biz bu evi aldıktan sonra buraya. Burada tabii oturmak, burada vakit geçirmek keyifli oluyor. Burada güzel bir manzaramız var. Ama kışın burası buzhane değil mi? Tabii aynen. Buzhane. Kışın burası çok soğuk oluyor. Biz de ne yaptık? Bakın buraya böyle, daha henüz faaliyete geçirmedik. Buraya böyle küçük bir odun sobası aldık. Ufacık. Hatta burada bakın küçük bir fırını var. Bir şeyler ısıtmak için. Bunu da Buca'da Hasan Er Yılmaz abimizden aldık. Orada soba satışı yapıyor. O da inanılmaz iyi bir insan. Hatta biz bu sobayı aldıktan sonra hatırlıyorsun değil mi? Bizim burada Sarı Yurt Çay Okulumuza iki tane soba bağışladı. Sağ olsun. Gerçekten okula soba bağışlamıştı. Biz de gidip teslim etmiştik okula. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çiçek Festivali'ne de geldiler bu arada. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu sobayı da burada iki tane oduna attık mı burası cehennem gibi oluyor. Biraz özledim aslında. Evet ben de. Yakmak istiyorum ama hala bakın kısa kolluylayım. Gündüz çok sıcak. Sıcak ya. Akşamları serinledi akşam ama. Akşam olabilir bitti belki. Akşam bir odun atılabilir ama şu an tasarruf etmemiz gerektiği için hani elimiz çok gitmiyor açıkçası. Yani evimizde 3 tane soba var anlayacağınız. Bir pelet sobamız, bir aşağıda odun kömür sobamız, bir de burada odun sobamız var. O iki tanesi tesisatımıza bağlı. Bu sadece burayı ısıtmak amacıyla. Çüş Kaan, abartma diyeceğiniz bir şey daha söyleyeyim mi size? Aslında buraya da bir soba koymak istiyorum. Böyle şey sobalar var. Ne deniyor? Teneke soba gibi hani böyle. İşte tenekeden sobalar yapıyorlar ya, şuraya mesela koyup kışın burada işte hani ben burada ahşap işleri de ıvır zıvırla uğraşırken aslında burada yakmak istiyorum ama yer yok maalesef. Yani burada yerim artık yok. Bakın yani bunları kaldıracak yerim yok. Aslında şuraya koysam, şurada bir baca çıkışım var hani oradan verebilirim ama yer yok yani. Artık ona bakarız kışın gidişatına göre. Yani küçücük bir soba belki olur. Ha varil soba. Varillerden yapıyorlar böyle eski, çok güzel. Öyle bir şey konabilir. Evet, bu şekilde peletlerimizi de indirdik. Ama daha çok almam lazım tabii. Artık önümüzdeki zamanlarda onları da alacağım. Şimdi biraz kendi işlerimle uğraşmak istiyorum. Bakın şunları, çok güzel malzemeler geldi bana. Şöyle göstereceğim şimdi size bunları. Bunu elektrikçimiz verdi bize. Geçen zeytin sikme makinesi aldık ya Bent Elektrik'ten. Arkadaş verdi, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Çok güzel, bakın bunu böyle kapakları da var. Şöyle. Bunu ister dekor olarak kullan ya da kuşlara mesela şey yapabilirsin dedi, yuvalık. Bana da çok mantıklı geldi. Şu ortaya mesela şöyle bir bölüm ayıracak bir tahta parçası koyup şuralara işte giriş deliği açıp şöyle. Mesela şu iki yuvalık olacak. Bunu şöyle asacağım. Zaten üstü de var, çok güzel. Direkt yuvalık yani. Bir de boyarım bunu. Bunu yuvalık olarak kullanmayı düşünüyorum. Hatta bunları da yani, çünkü kuşların sayısı artıyor yavaş yavaş. Bu arada kanaryamızın teki maalesef öldü. Üzüldüm. Dede değil ama. Öbür sarılardan, yakışıklı sarılardan var ya. Öldü. Neden öldüğünü anlamadım. Diğerlerinin keyfi çok güzel. Hatta cayır cayır ötmeye başladılar artık. Çok keyifli diğerleri. Ama o bir anda artık rahatsızlandı mı ne oldu bilmiyorum. Maalesef öldü.
ölümler oluyor ama sayı artıyor. Özellikle Hint bülbülüyle muhabbetler güzel yürüyor. Şimdi sultanlar gene çiftleşmeye başladı. Onların da şimdi sezonu. Onu da yeni öğrendim. Bu sezonda çiftleşip çoğalıyorlarmış. Gerçekten hiç boş durmuyorlar. Hani şu an tekrar yumurtada yatıyor. Ama onlardaki sıkıntı şu. Yavrulara güzel bakamıyorlar yani. Yavru çıkıyor ama yavruyla güzel ilgilenemiyor. Size burayı da göstereyim. Yine görmeyenler vardır belki. Evimizin bahçesinde böyle bir salma kafes yaptık. Bakın şurada galiba kuş sesi var. Dur bakayım. Evet bakın. Gördünüz mü? Hint bülbülü yavrusu bunlar. Maşallah ya, bu Hint bülbülleri var ya, efsane yani. Bakın bir kanaryamız burada. Dede nerede dede? Bu sultan papağanının şeyi, yumurtası. Bakın Hint bülbülü buraya yumurta yapmış. Buradan da çıkacak muhtemelen. Dede burada keyfi çok iyi. Dede. Ama o kanaryamız öldü ya. Üzüldüm yani bir anda. Buna sürekli kafayı vuruyorum ben ya. Ha bunlar kocaman oldu. Sen bağırma bağırma. Bir şey yapmayacağım be. Bağırma. Gördünüz mü ne kadar güzeller. Maşallah diyelim ama maşallah diyelim. Dedem. Bakın şunun eşi öldü. Var ya bakın görüyor musunuz orada? Bak bunun eşi öldü. Ya bunun keyfi çok iyi. Niye öldü ya? Bu arada size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu peleti aldığım yerde çok değişik bir ürün gördüm. Çok değişik. Atlar için altlık, yataklık. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Aynı bunun gibi böyle pelet gibi bir şey var içinde. Hani tahtamsı yani talaşımsı bir şey var. Böyle çuval çuval, aynı bu şekilde çuvallar. Mesela buraya geliyorsunuz. İşte 6 tane diziyorsunuz. Tamam mı? Böyle diziyorsunuz. Onları ambalajlarını açıyorsunuz. Onları böyle bir yayıyorsunuz. Sonra birazcık su veriyorsunuz. O böyle eriyip kabarmaya, şişmeye ve altlık oluyor at için. Ben dedim bunu düvelere kullanabilir miyiz? Olur dedi. Neden olmasın? Yani kokuyu ve nemi hapsediyor. Yani şey gibi düşünün. Kedi kumu gibi düşünün. Hayvan oraya idrarını, kakasını yaptığı zaman o altı ıslak kalmıyor ve koku yapmıyor. Onu çok güzel emiyor ve emdikçe böyle şişiyor. Değişik bir malzeme. Ben dedim düve almak istiyorum. Düvelere acaba olur mu? Tabii atla şimdi hani bir ineği düveyi karıştırmayalım. Hani atın kakası çok daha ufak, daha şey... İdrarı falan biraz daha az. Hani düve yaptım böyle musluktan su akar gibi. Nasıl olur bilmiyorum. Ama deneyeceğim yani. Bakalım nasıl olacak. Hani çok ucuz bir şey değil. Ama onu yaptığınız zaman 40 gün gidiyormuş. 40 gün boyunca onu kaldırmanıza gerek kalmıyormuş. Ne oluyor? Zaten idrarı kendisi böyle çekecek.
kuru bırakacak o zemini. Siz de sadece işte kakasını, tezeğini alıp atacaksınız onu bu şekilde. Bir deneyeceğim. Hele o günlere bir gelelim Allah'ın izniyle. Daha bakın yani şu duvarı açmam gerekiyor. Kırıp açmam gerekiyor. Bu arada fiyatlar da sanki düşüyor gibi. Düve fiyatları bakıyorum. Yani 25-30 bin liraya, tabii onlar biraz daha küçük, hani 3-4 aylık daha buzağımsı şeyleri satıyorlar. Ama şöyle 35-40 bin liraya alınabilir gibi, var gibi yani. Hani arasak bulacağız gibi, sanki piyasa daha da düşecek gibi sanki kışa girdikçe. Şimdi takip etmeye başladım. Bakalım nasip olursa, niyetimde var. Bir denemek istiyorum yani. Dedesi bu adam okullu oldu. Evet. Okumayı da öğreniyor. Nasıl, güzel şey mi? Başlamış mı okumaya? Okul çok güzel, okumaya da başlamış. Bir şu armaya bayıldım zaten. Yusuflu İlkokulu. Tamam. Okulun adı da çok güzel ya, Yusuflu. Y-i. Kavuştun babana. Evet, babacığıma kavuştum. Ama gidiyor bugün. İşkolik canım babam benim. Dedim bir gün daha kal ama yok. Çok sohbet yapamadık bu sefer. Oğlum. Evet ya. Evet. Bu sefer çok sohbet olmadı. Haftaya geleceğim bir daha. Çok ya. Şey oldu. Tamam. Bir anılarınızı patlatın. Ya da siz geleceksiniz yani. O şeyi de getireceksin. Ha, o da olabilir. Biz de gelebiliriz. Ha, beraber dönebiliriz. Tamam. Hafta sonunda denk gelirse. Evet, öyle olabilir. Bizim değil zaten mi? O şeyi almamız. İşte oraya gideceğiz ya, o zaman getireyim dedim babana. He, aynen, evet. Bir parça, bir malzeme kestim de. Evet. Onu vereceğim. Biz, o götüremez şimdi. Biz götürelim dedim. Çok büyük mü? Büyük mü? Ben görmedim. Evet, evet. Zor olacak ki. Aktarma yapacağız ya. Yok, bence de ya. Otobüse zor olur. Otobüse. Ata, evet. Hadi okul zamanı ata. Hadi bakalım. Ata'yı okul zamanı şey, montunu giydireceğiz. Babaya atalım. Benim küçüğüm. Annesinin tatlıyla okuması. Oh, maşallah son oğlum. Hadi Allah'a emanet. Oo, çok çıkardın anne.